diyor Teoman Instagram'da güzel kızlara bakıyorum. Hiçbir amacım yok. Hayatıma renk gelsin. Herkes bu aralar Teoman'a takılıyor. Teoman kafası gibi olmak istiyorlar. Ee, Aşmış artık içinden ya. İçinden geldi gibi konuşuyor. Rahat. Aynen öyle. Samimiyetse Ama bu işte. Bir yerde bir cümlesi var Teoman'ın. Mesela daha yaşım küçükken çok anlam yüklerdim böyle ben de şeydim. Her şeyi planlı programlı yapardım, hızlı yaşardım, onu yapardım. Genelde gözlemlediğim belli bir yaştan sonra bir huşu bir sükunet, bir böyle yan gel yat havaları oluyor ünlü isimlerde bazılarında çünkü. oluyor. Bazıları da daha sertleşiyor biliyor musun? Yani ses islanıyorlar mı? Ee, bazıları böyle belirli bir yaşa geldikten sonra sırf böyle gazetelerin manşetlerine taşınmak için genç meslektaşlarını karalayan öyle. ya da böyle öyle anıları anlatıyorlar ki şimdikiler ya da vefat etmiş olanlar cevap veremeyecek olanlar Kötü duruma düşüyorlar. Aha, aha. Biraz da kişinin kendi kalitesiyle, ile ilgili bu. Yani hani genelleme yapmayayım. Doğru evet. söylüyorsun. Ama benim gözlemlediğim bu sayı arttı Müge. Ha tabii ya, ki. huşu sayısı arttı. <laughs> yani bir huşu bak bir ne arttı biliyor musun sevgili seyirciler? Huşu ikinciyi söylüyorum. Herkes de bir her şeyi anlatma hali. Aman anlatsınlar. 20 yıl önce evet evet anlatsınlar. 20 yıl önce bana şöyle haksızlık yapılmıştı. Şu bana şunu yapmıştı. Hali var yani bir içini dökme. Neden? Bir de huşu. Böyle birazdan hani niye bana haksızlık yapıldı lafları arttı. Sizce Hı -hı. neden? Piyasa daraldı, işler azaldı, paralar düştü. Orada bir isyan. O benim hakkımı yedi, o benim değerimi bilemedi. Konuştuğunda... Aslında ben çok muhteşemim de önümü kesiyorlar, önüme engel koyuyorlar. Çoğu insanın da önüne engel konulduğu, yolunun kesildiği falan yok. Kişi dönsün biraz da kendi yeteneklerine baksın. Biraz da o durum var. Onu ayırt etmek lazım işte. İzliyorum. Yani. Ha, derin mevzu bu. Evet. Derin mevzu. Aynen. GQ dergisindeki ödül gecesindeki olaylar renkli sahneler bitmedi. Bir de sahneye çıkanların konuşmaları vardı. Akıllarda en çok kalan Afra Saraçoğlu'ndan sonra Ekin Koç'un annesine seslenişi, İlker Kalenin de sevgilisi Sıla'ya hitaben yaptığı konuşmaydı izleyelim. Yani evet. Ben bu, bu konuşmaların içinde bir cümlenin altını ben de böyle çizmek istiyorum İlker Kalenin'in konuşmasında. ...vasatı alkışlamaktan vazgeçtiğimiz zaman... ...ne güzel söyledi değil mi yani? Evet, vasatlık. Böyle şunu şunu böyle herkese yapmaktan... Vasatlık her yerde. ...vazgeçtiğimiz zaman güzel. Ne yazık ki her yerde Sani... ama e, çok... E, ...yani gecenin en güzel konuşması şeye ait. İlker Kaleli'ye ait. İlker, evet. Böyle çünkü ödül gecelerine gittiğinizde... ...tabii ki ödül almadan önce size diyorlar... ...kısa bir konuşma. Kısa olmasına özen göstermenizi rica ediyorlar. Hı hı hı. Çünkü sa izleyenler literatürde yeni bir şey bulana kadar millet birbirine ha tam sırası geldi değil mi? Hande Erçel Hakan Sabancı ile ikinci yılını doldurdu. Aşklarını böyle cümle aleme sosyal medyadan ilan ederken o da oyun arkadaşım dedi. Bu oyun arkadaşı lafını başımıza ilk çıkaran bakın kimdi? Evet, birbirini çok seviyorsa, işler yolundaysa Diyeceksin ki oyun arkadaşım. Ha, öğrendik. Evet öğrendik oyun, oyun arkadaşım. Evet, oyun arkadaşım. İzleyiciler size de söylüyor. Evet. Yeni başlayan aşk mı var? Sevgilinizin gönlünü mü almak istiyorsunuz? Çok orijinal mi takılmak amacındasınız? Hemen diyeceksin ki oyun arkadaşım. Oyun Paylaşımlar arkadaşım. böyle olacak. Ha, bir şey evet geliyor. cici çiftler. Cici. İkinci yıllarını doldurdular. Lütfen artık ne zaman evlenecekler? Sabancılara gelin gidecek <laughs> mi soruları? Gerçekten magazincileri de böyle gidiyor efendim. Bir evlilik durum kararı var. Evet. Onu şimdiden söyleyelim ama zamanını bilmiyoruz. Evet. Peki haberlerimize de devam edelim. Şimdi hadise Fatih Altaylı ile Fatih Altaylı'nın YouTube programında içini dökmüş. Orada iki yer çarpıcı. Sana da soralım. Eski eşimle boşanırken sus sözleşmesi yaptık diyor. Bir de astroloji haritasında kötü amaçlar için kullanılmasın diye yükselen burcunu söylemiyor. İzleyelim. Şarkı da çok manidar oldu bu arada. Ee, peki şunu merak ediyoruz şimdi... Atıyorum. Sen böyle bir şey duymuş muydun daha önce yükseleni de ortaya çıkarsa birileri kötü amaçlı senin haritanla ve geleceğinle. Belki duymak ona. istemeyeceği şeyler haritasında hani belki çıkar diye rahatsız oluyor olabilir. Hmm. Ha orada ne yapıyorlar? Sabah araştırdım müge. Ha. Yükselenin niye söylemek istenilmiyor kısmını araştırdım. Evet. Senin bütün zaafların, sendeki sıkıntılı durumlar, senin yapman ve yapmaman gereken her şeyin periyodik tarihleri, nokta atışı saatler her şey yükselende çıkıyor. O zaman bu demektir ki sen kendini astrolojiye kaptırmışsın. Tabii. Ama tabii. bu ay burcu var, Yani, yani göre ya gidin Allah aşkına benim yükseleni, zaatımı... yükseleni karşı taraf bildiğin ama şimdi insanlar iş alımlarında nasıl iş alıyorlar biliyor musun? Dünyada evet. olan bir şey. Duyuyorum. <laughs> şey, hangi burçsun? Olur. Oğlak, oğlak mısın? Evet. Ben de oğlam. Oğlaksın. Oğlak burcu inatçıdır. Şimdi personelde 8 tane inatçı var. İkisi şuraya. Yani senin burcunun özellikleriyle iş konumlandırılması yapılıyor. Magazine gelirsek, magazinde de bazı şeylerin demek ki yürütülmesinde sıkıntı olmasın demek diye demesi söylemiyor. Demek ki çok büyük bir korkusu ve endişesi var. Birilerinin kendisiyle uğraştığı ya da vardır, uğraşabileceği vardır. endişesi. İnsanın niye bu kadar derin bir korkusu olur ki astroloji haritasındaki yükselenini söylememe noktasına kadar gitsin? Burcu, akrep yükselenin başı. Ne, ne olacak şimdi? Mi? Ne yapacak insanlar bunu duyanlar? Müge'nin zaafları, Müge'nin günahları, Müge'nin kötülükleri. Bunun üzerine oynayalım tık tık. Var böyle bir şey ya? Var deriler var. Zaafımı çok merak edene söylerim. Ne olacak yani bu kadar rahat olmak lazım Müge mı? Dün... Ama... Ha, değil değil. Ya, şimdi sana çok acayip geliyor değil sana, mi? Saçma geliyor değil mi sana? Yani astrolojiye saçma demek istemiyorum. Hiç Haksızlık etmek istemiyorum ama her şeyimde yıldız haritamda çıkmaz kardeşim. Yani her şey çıkmıyor. ben de inanmıyorum. Şey, her şey tabii Aa, ki çıkmaz ama çıkmaz, e, artık değil. o... psikiyatriste gidersen doktor her şeyini çıkarabilir. Karşı karşıyasın birebir çalışıyorsun. Ama şimdi belirli kişilik özelliklerin çıkabilir. O zaman herkes herkesinkini çıkarsın. Uuu! Değil mi? Doğru söylüyorsun. Aa, Ama bu da bir bu da bir bir taraftan bir ilim ve burçlar ve yükselenlerle gerçekten <laughs> sabah bu haber için araştırdım. Çok şey yapılabiliyormuş ya? Yap. <laughs> Ama bazen önemli zamanlarını gerçekten. söylüyor mesela diyor ki mesela şu tarihte diyor önemli bir karar alma diyor mesela o tarihleri evet. bazen uyarıyor seni. Evet, uyarıyor seni. Şu tarihte diyor önemli bir karar alma anlaşma imzalama benim... diyor ama benim kişiliğimi ya da hayatımla oynayacak şeyler yıldız haritasındaki Merkür neptü falan hani etkilenirsin bakarım ben de okurum sen de sen de okursun Tabii. seyirciler de okuyabilir ama hayatınla var. oynama noktasında düşünüyorsan çok ciddi sıkıntılarım var demektir. Ama şöyle düşün. Herkesin sakladığı, Çok kendine ait sakladığı var sırları vardır. Herkesin kimsesi tarafından... O şey sırfından... oradan çıkar Allah aşkına? Dönüşsene çıktığını. Bence çıkmaz. Zaten ünlülerin... Sırrı da siz ünlülerin sırrı da çok fazla sır olarak kalmıyor. Tabii duyuluyor. Bizli Mutlaka kal, bir kişi kalmıyor. daha biliyor. İki kişinin bildiği de sır değil. Değil zaten evet. Sadece pek konuşulmasını, dillendirilmesini istemiyorlar. Evet. Ama olay sırdan çıkıyor. Sır olmaktan çıkıyor. Peki Müge ne kadar yükselen kısmına inanmasa da ben yükselenin bilindiğinde orada böyle e, abuk abuk işler yapılabileceği kanaatindeyim. Fikir değişebilir. Ee, sana seçkinin... söylemedim yükselenimi. Ay ya ben söylüyorum işte Başak. Ee, ben abi, Seçkin'in şey yükselenini öğreneyim. Dur bugün itibaren 3 Aralık Seçkin'in hayatıyla oynayayım bak. Böyle bir şey ya. <laughs> <laughs> Müge'nin e, aldım Başak. Tamam peki. Akrebe Başak Şimdi, evet. oynayın kardeşim işte evet. oynayacağınız <laughs> kadar isteyen oynasın. Şimdi sırada öyle bir lahmacun haberimiz var ki sevgili seyirciler. Bu lahmacunu yiyen de sunan da birbirine girdi desek birisi gurme diğeri bir e, lahmacun ustası kim kimi özdü kim kimi kırdı haberi izleyelim üzerine konuşalım